Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Coğrafya Yıldızı kanalına herkes hoş geldi. Herkese geçmiş olsun. Puanlarımız açıklandı, sınavımıza çalıştık, iyi bir şekilde girdik ve sonra sonuçlarımız açıklandı. Güzel puanımızı aldık. Güzel puan almayan, kötü alan, dilediği gibi puanı gelmeyen arkadaşlarım lütfen üzülmesin. İnşallah yine gönlünüzce olur her şey. Mesela olmadı bu yıl, yine çalışırsınız, yine en iyi şekilde en iyi yerlere gelmiş olursunuz inşallah sevgili arkadaşlarım. Çok yüksek alıp da hemen umuda kapılıp ben atandım diye demeyin, bunu da kesinlikle yapmayın. Hani nice arkadaşlarım var benim, çok yüksek puanlar alıp maalesef ki atanamayan insanlar çok. Sizler de çok fazla umut bağlamayın. İnşallah olur, gönlünüzce olur her şey. Her şeyi monoton bir şekilde yaşamaya bakın sevgili arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur tabii ki. Tek dileğimiz herkesin mutlu olması, sınava giren, hakkıyla çalışan herkesin en güzel yerlere gelmesidir sevgili dostlarım. İnşallah tekrardan her şey gönlünüzce olsun. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda arkadaşlar sizlerin kafanıza takılan sınav sonuçları açıklandıktan sonra ne yapmamız gerektiğini sizlere bölüm bölüm kısım kısım anlatacağım. İnşallah bu video işinize yarayacaktır sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle geçelim. EKPS tercihleri ne zaman? İlk önce bunları konuşacağız. Daha sonraki konuşacağımız süreç EKPS tercihleri nasıl yapılmalı? Bu çok önemli bir husus. Çünkü herkesin aslında yanlış tercihlerinden kaynaklı ve tercih yapmayı bilmeyenlerden kaynaklı arkadaşlar atanamıyorlar maalesef ki, bu önemli bir nokta. Daha sonrasında EKPS tercihlerini kimler yapabilir? EKPS tercihlerini kimler yapabilir, kimler yapamaz? Bunları konuşacağız. Daha sonrasında EKPS madde 3 avantajı nedir? Madde 3 diye bir madde var EKPS'ye giren arkadaşlarım için. Özellikle EKPS için çıkarılmış bir maddedir bu. Bunun avantajı nedir? Sizlere onu da açıklamaya çalışacağım. Bir de en sonki, yani EKPS 2019 verileri nasıldı? Kaç kişi girdi? Kaç kişi atandı? Kaç kontenjan boş kaldı? Kaç kontenjan açılmıştı? Bunları konuşmuş olacağız sevgili arkadaşlarım. Derseniz hemen birinci EKPS tercihleri ne zaman sorusunun cevaplamaya geçelim sevgili dostlarım. Arkadaşlar EKPS tercihleri ne zaman? Sonuçlar açıklandı artık, sıra kadro aşamalarında. İlk tercih atamalarının benim tahminimce 15 Ocak ile 15 Şubat arasında gelebileceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Hani diğer yıla oranla bu tahmini yürüttüm. İnşallah da kısa bir süre sonra 15 Ocak ve 15 Şubat arasındaki bir tarihte sizlere yayınlamış olacak. Yine zaten ben bu YouTube kanalından, yine Instagram kanalından sizlere açıklamaya çalışacağım inşallah. Tercih dönemi yaklaştığı takdirde veya ters önlemi açıklandığı takdirde sizlere sunmaya çalışacağım sevgili arkadaşlarım. Peki ikinci tercih atamaları. Ben birinci tercihi yaptım ama atanamadım. İkinci tercih hakkım var mı? Var. İkinci tercih hakkım da Haziran-Temmuz aylarında olabileceğini söyleyebilirim sevgili dostum. EKPS tercihleri nasıl yapılmalı peki? Bu soruya gelelim. EKPS tercihleri arkadaşlar puanınıza göre yerleşme imkanımız var. Zor ise muhakkak kontenjan sayısı yüksek olanını yazacağız. Mesela atıyorum puanımız düşük. Yani kaç diyelim, mesela 75-80 civarında olan bir puanımız var. Yine 75-80 puan gayet iyi bir puan ama hani gel görelim ki ülkemizin şartları bünyesince arkadaşlar maalesef ki kontenjan sayısı az veriliyor. Heh. Peki burada esnada ne yapacağız? 75-80 almışım. Gidip de 5-10 kontenjanlık bir kadroya tercihimi verirsem gelme ihtimali zordur. Ama 40, mesela 40-50 civarında bir kontenjan açılmışsa bir kadro alanına, kesinlikle orayı tercih etmeliyiz. Yine ben bunları sizlere aktarmış olacağım ileriki süreçte Allah'ın izniyle. Özel koşulları belirten atamalara dikkat edeceğiz. Örneğin şoförlük tercihi açılmıştır. Burada ehliyet şartı vardır. Sen orada atansan dahi maalesef geçiş yapamıyorsun. Çünkü ehliyet kriteri var. O kriterin olması gerekmektedir. Veya veri kontrol işletmeliyle işin bilgisayar sertifikası lazım. Hani bunu da yapma, bunun olması lazım. Atıyorum atandın. Yine tercih verme hakkın var. Devlet bilmiyor çünkü bu sertifikan var mı yok mu, bunu bilmiyor. Sen atandıktan sonra bunu araştırıyor. Atandın, baktı ki yok, maalesef ki atamanı iptal ediyor. Hem sana yazık oluyor hem de senin
sıralamana girmiş olmandan kaynaklı bir önceki arkadaşın giremiyor ya. O bir önceki arkadaşına yazık oluyor seri arkadaşın. Lütfen kriterlere dikkat edin. Hani sen yerine başkası girebilirdi oraya. Onu düşünün. Hani o da bir haktır sonuçta. Lütfen. Hani bu kriterlere de dikkat edin. Atamanız olsa bile çok üzülürsünüz. Ya bu kriterim yoktu, ben de bilmiyordum gibisinden bir şeylere kapılmayınız lütfen. Dikkat edin. Mesela Kur'an öğrencisi için hafızlık belgesi. Bunlar yani 2-3 tane örnek verdim ben sadece. Kriterlere dikkat edin. Kriterler açıklanıyor zaten bakınız kısmından. Orada ÖSYM'ye tercih verdiğiniz takdirde bakınız kısmından oradaki kriterlere bakın. Tamam mı sevgili dostlarım? Kur'an öğrencisi için hafızlık belgesi mesela lazım. Kur'an öğrencisi olarak atanıyor. Hafızlık belgesi yok. Maalesef iptal ediliyor. Buna dikkat edeceğiz. Tamam mı? Not olarak yazmışım zaten. Özel koşullarda eksiklik varsa, atamanız olmuşsa bile maalesef ki iptal olur atamanız. Hem size hem bir önceki arkadaşa yazık olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Üçüncü önemli sorumuza gelelim. EKPS stratejilerini kimler yapabilir? Arkadaşlar EKPS stratejilerini sınava girmiş ve baraj puanını aşan kişiler yapabilir. Baraj puanı 60 olarak belirleniyor. 60 puan üzerindekiler veya 50 puan üzerindekiler. İşte bu değişiyor. Yine bakacağız tercih dönemi açıklandığı takdirde. Çünkü pandemiden dolayı her şey değişiyor biliyorsunuz. Pandemiden dolayı belki 50'ye çekerler. Belki daha da aşağı çekerler. Bilmiyoruz. Bakacağız. Barajı aşan kişiler tercihlerini yapabilir sevgili arkadaşlarım. Kendi mezun olduğu an üzerine belirli kodlar dahilinde başvuru yapabilir. Bu bir avantajdır. Çünkü düz memurlara da girme hakkı var. Atıyorum düz bir memur da olabilir. Onun dışında kendi alanı üzerinde de yine tercih yapabilir sevgili dostum. Tamam mı? Buna dikkat ediniz lütfen. Son yılında olan öğrenciler tercihler muhakkak verirsin. Bakın arkadaşlar 3. veya 4. sınıfta olan kişiler mezun olabilecek nitelikte ise yani 3. sınıftasın dersleri veriyorsun mezun olacaksın tercih yapabilirsin. 4. sınıftasın mezun olabiliyorsun kesinlikle tercih yapabilirsin. Eğer tercih yaparsan tabii ki de bu senin işine yarayacaktır sevgili dostum. Lütfen bunu da unutma. Diğer sorumuza gelelim. EKPSS madde 3 avantajı nedir? Şudur arkadaşlar. Bu madde sadece EKPSS adayları için düzenlendi. Yani bu sizin için düzenlendi. EKPSS'ye girerin adaylar için düzenlendi sevgili dostlarım. Maddenin özelliği şudur. Örneğin Ankara'da ikamet ediyorsun ama Adana'ya atanıyorsun. Adana'ya atanıyorsun ama ben Ankara'da yaşamak istiyorum, Ankara'da kalmak istiyorum gibisinden bir tercihte bulunursan eğer bir defaya mahsus sevgili arkadaşım Adana'dan Ankara'ya çekebilirsin onu. Bu hani bu örnekti sadece. Nerede yaşıyorsan oradaki ikametgah yerine bir kereliğine mahsus çekebilirsin. Bu çok güzel bir şey. Hani bu o kadar güzel bir hak ki çünkü yıllardır eşin yanına gitmeye çalışan ne bileyim ayrı farklı ikametgah adasında yaşamak istemeyen birçok öğretmen arkadaşım var mesela benim. Kendi memleketine gitmek istiyor ama bunu yapamıyor bir türlü. Ama EKPS adaylarına bu çok güzel bir hak verilmiş. Güle güle kullanın bu güzel hakkı sevgili dostlarım. Bunu da unutmayın. Madde 3'ten yararlanabilirsiniz sizler. Son olan sorumuza gelelim. EKPS 2019 verileri nasıl? Aslında bizim işimize yarayan kısım bu. Hani çünkü hemen hemen bu oranla yine olacaktır. İnşallah daha da yüksek olur kontenjan sayıları. Bu sizin işinize oldukça yarayacaktır sevgili dostlarım. Bakalım ne olmuş 2019'da EKPS'ye giren adaylara. Arkadaşlar orta öğretim ön lisans ve lisans düzeyleri girebiliyor zaten bildiğiniz gibi. Sizler artık hangi düzeyden girmişseniz ona baz alın sevgili arkadaşlarım. Ben hepsini açıklayacağım şimdi. Arkadaşlar orta öğretime giren kişi sayısı tercih yani giren değil de tercih yapan sayısı yani hem girip daha sonra tercih yapmaya hak kazanan mesela atıyorum 27.730 yazıyor ya burada. 27.730 kişi tercih yapmış. Giren sayısı değil tamam mı? Tercih yapan kişi sayısı. Belki 40-50 bin kişi girmiştir. Belki 60 bin kişi girmiştir. O önemli değil. Bizim için önemli olan tercih yapan kişi. Çünkü tercih yapanlar arasında biz yarışıyor olacağız. Ve doğru tercih yapan kişi atanmış. Ve doğru tercih yapan. Daha sonrasında tercih dönemi açıldığı takdirde sizlerden bir video daha yayınlayacağım. Doğru tercih yapan kişi atanıyor. Benim bizzat şahit olduğum sevgili arkadaşım 90 alan kişi ve 87 alan kişi vardı. 90 ve 87 alan kişi tercih yaptı. 87 alan kişi atandı. 90 alan maalesef atanamadı. Çünkü yanlış tercih yaptı. Nerelere tercih yaptığını bilmiyordu. Tercih çok önemli. Lütfen tercih döneminde yine kanalıma başvurunuz. Orada ben size açıklayacağım Allah'ın izniyle. Orta öğretimde tercih yapan kişi sayısı 27.730.
Ön lisansta tercih yapan kişi sayısı 5845. Bakın azalmış. Lisansta daha da azalmış. 3193. Yani bu demek oluyor ki lisans düzeyindeki sevgili dostlarım daha da şanslı. Orta öğretimdekiler biraz daha şanssız sevgili arkadaşlarım. Mesela orta öğretimde 27.730 kişi tercih yaptı. 27.730 kişiden sadece 396 kişi atanabildi. Yani o kadar kontenjan sayısı verildi 2019 yılında. Ve 396 kontenjanından 396'sı yerleşmiş oldu. Bu doğru tercih yaptığı için yerleşmiş oldu. Şimdi doğru tercih diyorum. Niye? Çünkü ön lisansa bakalım şimdi. Bakın 5845 kişi tercih yaptı. Bunun 448'i kontenjana ayrıldı. Yani 5845 kişiden 448 kişi alınacak. 448 kişiden de yerleşen sayısı 428. Bakın dikkatinizi çekerim. 428 kişi yerleşmiş. Diğer 20 kişi ne yapmış? Yanlış tercih yapmış. Devlet açmasına rağmen ben bu kadroyu açtım efendim gel hadi buyur demiş ama buyuramamış gidememiş. Demek ki yanlış tercih yapmış. Yanlış tercih yapanlar sevgili arkadaşlar maalesef ki yerleşememiş. Hani 5845 kişiden sonuncu olan kişi bile o 5845 kişiden en sonuncu olan kişi bile girebilirmiş oraya. Eğer doğru tercih yapmış olsaydı mesela. 20 kişilik bir boş kontenjan kalmış. Lisansa gelelim. Lisans 3193. 295 kişi arkadaşlar kontenjan sayısı ayrılmış. 295 kişiden 217 kişi yerleşmiş. Bakın yine orada sevgili arkadaşlarım o kadar insan yanlış tercih yaptığından dolayı sevgili arkadaşım maalesef ki boş kalmış kontenjanlar. Evet, lütfen doğru tercih yapın. Doğru tercihler yapın ki iyi yerlere gelebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, peki puan türleri hocam nasıl oluyor? Hani kaç kişi kaç puanla nereye atandı sorusuna. Hani hepsini tek tek yazmak istemedim çünkü binlerce bölüm binlerce puan vardı. En düşük en yüksek puan vardı. Şöyle kısaca size açıklayayım. Şoförlükte oldukça fazla alım vardı. Dini Diyanet işlerinde, hafızlıkta, İmam hatipliklerde, teknisyenlerde, lisans bazında öğretmenlere, orta öğretim bazında düz memurluklara oldukça alımın fazla olduğu ve maalesef ki orta öğretimde yüksek puanların var olduğunu daha çok görmüştüm. Yine sizler kaç puan aldığınızı ve nerelere atanmak istediğinizi yorum kısmına yazın. Ben size yine oradan yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Maalesef ki orta öğretim biraz daha yüksekti. 85 yukarısındaydı. Çünkü onların hem giren kişi sayısı çok fazla hem kontenjan az olduğu için maalesef ki çok yüksek puanlar dönüyor orada. Hani 85'in üzerinde genelde 90'lar hatta 90'ların bayağı üzerinde maalesef ki puanlar çok yüksekti. Yine inşallah tabii bu sene kontenjan sayısı artırılır ve 80'le hatta 75'le inşallah yine atanırsınız sevgili arkadaşlarım. Bunu canı gönülden istiyorum. İnşallah 2000, 3000, 4000 kişi alınır. Hani sizin de hakkınız zaten bu. İnşallah da çokça fazla kontenjan açılır. Canı görenden istiyorum bunu. Ön lisansta dediğim gibi Diyanet işlerinde oldukça fazla atamanın var olduğunu, yine şoförlükte var olduğunu, atamaların fazla olduğunu ve düşük puanlarla atanabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizler yine puanınızı yazın. Ben size yine yorum kısmında yardımcı olmaya çalışacağım. Lisans üzerinde öğretmenlerin tabii ki de psikologların yine sevgili arkadaşlarım Diyanet İşleri'nin İmam Hatip'in ön planda olduğu mesleklerin düşük puanlarla atandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah size bu sene de daha da çok artar kontenjan, daha da çok kişi atanır. Tek temennimiz, tek isteğimiz canı gönülden budur sevgili arkadaşlarım. Evet, benim anlatacaklarım bunlardı. Sınava giren bütün kardeşlerime, dostlarıma, takipçilerime canı gönülden sevgilerimi iletiyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur sevgili arkadaşlarım. Lütfen atanmayı dünyanızın merkezine koymayın. Nasipse zaten olacak. Yani her zaman gönlünüzü ferah tutun. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna, beğen butonuna basmayı unutmayınız. Diğer arkadaşlar diğer tercih dönemlerinde yine sizlere bilgi vermek amacıyla haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olaraktan hem bana destek olmuş olun hem de sizlerde bilgileri almış olun sevgili arkadaşlarım. Yine coğrafya adına zaten ben bu sayfayı kurdum. Takipçilerim çok ısrar etti hocam şununla ilgili bir video çeker misiniz? Ben de onları kırmadım bir video çektim. İnşallah yine işinize yarar bu video. Coğrafya dersinizden sıkıntılarınızı benim oynatma
oynatma listesinden 1. üniteden 8. üniteye kadar hepsini görebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bütün KPSS'ye uygundur. E-KPSS, orta öğretim, ön lisans, lisans hepsine uygun. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.